Herkese merhabalar. Doktor Villa izleyicileri, takipçileri ve henüz abone olmayan siz değerli insanlar. Bugün her zaman olduğu gibi ben Alp Masaracıoğlu. Ben Can Uğurgel. Angora Evlerinde mükemmel bir villayı, hatta yapılı bir villayı gezmek için sizlerle beraberiz. Can selamlar. Nasılsın? Bugün çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi, ben de çok şükür. Koşturmaca. Yine çok şık. Özel bir kombin seçtim. Londra'dan geçen hafta gelip bu hafta burada birazcık mülk bakacağım kombininde. Biliyorsun Londra'da da bir işimiz var yakın zamanda. Ondan da bahsetmek istiyorum. Güzel böyle haberlerimiz var. Çok güzel bir eve geldik bugün Can. Evet. İstersen birazcık ön bahçeden konuşarak başlayalım. Buyurun, şöyle alayım size. Villa Angora Evlerinde. Hı hı. Angora Evlerinin de bayağı popüler caddelerinden birinde. Burası Beysteci Caddesi. Beysteci Caddesi'nin çok popüler olmasının bir sebebi var. O da hemen arkada Beytepe ormanlarının olması. Evet. Buradan baktığınızda gayet normal, böyle sessiz, sakin bir site gibi görünüyor. Zaten de öyle. Beysteci Caddesi'ne yaklaşık 5 metre mesafede konumlu bir mutfağı var. Önünde de böyle küçükçe bir bahçesi var. Dilerseniz bu kattaki bahçeyi kullanmak da bize kalmış, mümkün. Çok büyük bir ön bahçemiz var. Hı hı. Yine alışkın olduğumuz Angora Evleri... Ya biz aslında Angora Evleri'ne alışkın, hep ben bu cümleyi kuruyorum ama Angora Evleri genel olarak ezber bozan bir site. Çok belli bir mimariye sahip ama bahçe büyüklükleri, arsa büyüklükleri hep değişiyor. Çeşitlilik gösteriyor, hep değişkenlik Doğru. gösteriyor. Ve bence bu ön bahçede diğerlerinden ayıran özelliklerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Tabii bu villa komple toplamda 1,2 dönüm arsa üzerine oturuyor. Villa oturumları Angora Evleri'nde standart. Tabii. Çok büyükmüş. Villa oturumları Angora Evleri'nde standart 135 metrekarede. Bunu da çıkarırsanız yaklaşık 1000 metrekarelik bir bahçe kullanımı var. Bunun yaklaşık 1/4'ü burada şu an gördüğünüz Muazzam. Taraf. Bir de görmediğin orada saklı bir arka tarafta bahçesi var. Burada çok güzel ön bahçeyi arka tarafa bağlayan bir merdiven yapmışlar. Aynen. Sağ tarafı da boş bırakmayalım. Buraya da bir ağaçlandırmayla süsleyelim demişler. Kesinlikle. Güzel kullanmışlar abi ön bahçeyi. Çok kalabalık değil. Ferah. Eve girerken de çıkarken de. Burada yine bir mutfaktan sabah kahvaltılarımızı yapabileceğimiz bir güzel çıkış yapmışlar. Evet, aynen. Buraya belki kış bahçesi yapmak mümkün olabilir. Yapanlar oluyor ama Hı-hı. burada zaten yoğun kullanacağınız bahçe burası mı, diğer taraf mı? Turun sonunda hep beraber karar vereceğiz. Şimdi hemen sizi villanın girişine alalım. Oradan içeride bakalım neler varmış, onları görelim. Can, evin en güzel, derler ki evin güzel olduğunu girişinden anlarsın. Aynen. Her şeyin olduğu gibi. Burayı çok güzel böyle cam mekanlı bir hale getirmişler. Buralar neden yapılıyor? Birazcık bana bundan bahset. Kısa cümlelerle. Hemen şöyle bahsedeyim. Şimdi kapı girişi, ana giriş. Hem soğuğu karşılamada direkt villanın kapısı sizin ilk sabahçınız olmasın diye. Hı hı. Burada böyle sıcak bir ortam yaratmış. Hem de kalabalık bir karşılama düşünün. İşte 5 kişilik, 6 kişilik bir aile geldi. Burada böyle bir karşılama, hoş geldiniz, 5 gittiniz muhabbetinin yaratılabileceği bir ikinci alan ve bu sayede hani buraya da bir sandalye konmuş ki işte insanlar ayakkabılarını rahat giyip çıkarsınlar. Güzel, ferah bir alan ya. Hatta buraya karmağar yazsın, güzel olur. Çok şık, aynen. Dışarıdan çok güzel gösteriyor villayı bu arada. Evet, girişimizde yine her zamanki gibi vestiyerimiz bizi karşılıyor. Burada yenilenen bir banyomuz var. Çok da şık bir banyo. Banyo çok şık olmuş. Kamera göstersin, gerçekten mükemmel bir banyo yapmışlar. Sanki burada birazcık tavan yüksekliği değişik, kapı pervazları da değişmiş gibi. Evet. Aslında burada şöyle bir farklılık var. Kapı girişi normal orijinal Angora Evleri villalarına göre genişletilmiş durumda. Hı hı. Ve tavan da ona göre yükseltilmiş. Aslında burada ferahlığı veren bir diğer etmen, kapı normalde burada olur. Değil mi? Kapı eşiklerini yukarıya çekmişler. Ahşap böyle doğramaları oluyordu diye hatırlıyorum ben. Aynen. O da mükemmel bir farklılık yaratmış villada. Hemen solda Alp Bey, burada böyle bir alanımız var. Burası aslında garaj. Çok güzel değil mi ama? Buyurun. Hemen bakalım içeriye. Şimdi bizim bu ön tarafta tahmin ediyorum 2 arabaya kadar çok rahat alabilecek bir kapasitemiz var. Caddeye mesafesi. Oturanlar da demişler ki bizim 2 arabamız var. Zaten çok fazla arabayla ilgili derdimiz olmuyor. Biz burayı böyle güzel bir şekilde hobi alanı yapmışlar. Metrekaresi de yetmiş bu arada. Evet. Çok bu arada evin sahiplerinden hanımefendinin mükemmel sanat eserleri var. Villa boyunca da zaten bu sanat eserlerini de göreceğiz. Hı hı. Burası da aslında onun resim atölyesi gibi düşünebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi arka tarafımızda tesisat odamız var. Mekanik tesisat odamız. O zaman buradan mutfağa geçelim. Mutfağı da çünkü çok merak ediyorum. Mutfakta da yapılmış çok güzel değişiklikler var. Zaten kapıdan girdik, hemen sol tarafta normal orijinal planda arabanızı park edin, içeri girin diye garajın olduğu, şu anda hobi alanının olduğu yer. Hemen sağ tarafta da tam 27,5 metrekare bir mutfak. Bunlar orijinal metrekarede duruyor ama tabii ki yapı değiştirilmiş komple. Buraya bir ada sistem kurulmuş. Orada hizmet ve bir şeyler hazırlamak için uygun bir ortam yaratılmış. Hemen arkasında ocağı çok güzel. Çok güzel olmuş orası ya. Çok şık, çok country bir ortam gerçekten. Ankastreler Siemens kullanılmış. Burada böyle çift eviyeli bir mutfakta birçok işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz bir sistem kurulmuş. Hemen önü zaten pencere. Çalışan hanımefendiye güzel bir aydınlık ortam yaratılmış. Yani şunu eklemek istiyorum. Kullanılan malzeme kaliteli ve güzel olduğunda, yani eve uyumlu olduğunda, evin ne kadar ferah, ne kadar hani akşam saatlerindeyiz şu anda. Hatta tahmin ediyorum şu an saat 4-4.30 civarlarındayız. Yani kışın, Kasım'ın ortasında bu saatlerde bile evin içinde kullanılan dolap ahşap renginden duvar rengine kadar ışığı ne güzel alıp verdiği. Ve hani çünkü bundan önce gezdiğimiz bizim yine bir Angora'da bir villamız vardı. Evin içindeki ışığın ne kadar fark ettiğini buradan da çok rahat anlayabiliyoruz. Aynen. Şimdi evin en güzel ve en rahat kısımlarından bir tanesindeyiz yine. O da salonumuz. Mükemmel salonumuz. Ev sahibimizin de yaptığı çok güzel tablolarla, sanat eserleriyle beraber salonumuz. Metrekaremiz yine aynı Can herhalde burada. Aynı orijinal metrekare, aslına bakarsanız bu alan size 38,5 metrekare bir alan sağlıyor. Ayrıca yemek odası hariç, yani daha doğrusu yemek bölümü hariç. Bu katlı sistem aslında şunun için planlanmış. Özellikle böyle manzaralı villalar için düşünürseniz, sizi buraya alayım. Bu kodlu sistem size otururken hemen arkanızda gördüğünüz o mükemmel orman manzarası avantajını evin her yerinden sunmasını sağlıyor. Ben burada yemek yerken, belki de burada arkadaşlarımla muhabbet ederken aynı zamanda hem manzaraya hem arkadaşlarıma hitap edebiliyor, konuşabiliyor olayım diye. Böyle bir katlı bir sistem var. Bodrumlu villa olunca keyfini daha da ön plana çıkarmış. Bunlardan almamız gerekiyor Can. Kesinlikle. Bunlardan almamız lazım. Villa alın, bizim bunlardan alıp bunlardan çekmemiz lazım bu evlerden. Birazcık da şöyle ön bahçeden bir küçük tiyo verelim hem izleyicilere. Ondan sonrasında üst kata çıkalım. Üst kattan gezerek buranın ana yatak odalarının olduğu kata ve en altta da devam edelim diye düşünüyorum. Aynen. Bu arada çıkmadan ufak bir ayrıntıdan bahsedeceğim bu villa ile ilgili. Hemen burada şöminemiz var. Şöminemiz aktif, dilerseniz çalıştırabiliyorsunuz. Bu şömine kanalları buradan en üst kata kadar çıkıyor. Ve aslında aşağı kata da ısı verebilecek bazı menfezlerle dolu. Buradan da o menfezleri görme şansınız var. Sistem burada ikiye ayrılmış. Burada gayet böyle chill bir ortam yaratılmış. Orada daha akşamüstleri ailenizle vakit geçirebileceğiniz, muhabbet edebileceğiniz, belki bir şeyler izleyebileceğiniz bir ortam var. Ama zaten burada bu arkadaki manzara varken televizyon ne kadar açık kalır? Yani ben burada oturup gerçekten şu Mudo, güzel ahşap Mudo, sehpanın ve mobilyaların keyfini çıkartırım diye düşünüyorum her akşam. Sizi buradan en üst kata gönderiyoruz. En üst katta görüşmek üzere. Evet, şimdi villanın çatı katındayız. Çatı katında bu villada bize sunulan 2 tane oda var. Yanımda niye Alp yok diye merak ediyorsanız birazdan onu bu evde bulma oyunu oynayacağız. Burada küçük bir odamız var. Odanızın aydınlığı daha da fazla olsun diye tepeden bir Velux açılmış. Hemen sağa döndüğüm zaman burası aslında Angora evlerinde şöyle dizayn edilmiş bir ortam. Burada bir odamız var, burada bir banyomuz var ve burada da işte normalde ikinci kitchenette alanımız var. Yani örnek veriyorum, eğer bu villada birisi düzenli olarak kalırsa bu alanı kullanabilir. Bakalım Alp. Burada değil. Devam ediyoruz. Bu küçük odadan açılan aslında bir orta alan var çatı katında. Çatı katının üstünde şu anda biz ışıkları açtık, tabii çekim yapıyoruz ama çekim yapmasak da aslında üstümüzdeki Velux bizi yeteri kadar aydınlatıyor. Arkada dolaplar ve Alp burada hayatı sorgular bir şekilde Alp'i buluyoruz. Şu odanın güzelliğine bakar mısınız? Güzel çatı katında büyüyen bir genç olmanın size katacağı şeyleri düşünün. Sunroof'umuz, Can Bey'in her zaman söylediği gibi, neydi bura, ne deniyordu? Velux. Velux, sonbaharlarda, kışlarda, yağmurlarda uyandığımız bu güzel çatı katında gerçekten olmak isterdim, büyümek isterdim. Şans çocuklar ya, değil mi? Büyüyenler burada. Peki sizce bu hikaye Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir sonraki dizisinde çekilebilir mi? Kesinlikle. Buyurun. Şimdi buradan sizi yine bir alt kata, ana yatak odalarının olduğu yere gönderiyoruz. Görüşürüz aşağıda. Görüşmek üzere. Hocam, villanın orta katındayız. Can Uğurgel'in artık imza sözlerinden biri olan Angora Evler'in sofa alanındayız. Biraz anlatır mısın hocam? Az önceki hayalini acaba buradaki sofa alanında kursaydın nasıl bir şeyler hayal ederdin? Şimdi Can, yani burada söylemek istediğim aslında bir iki tane çok özel şey var. tüm hayatımızı sığdırdığımız belki kitapların bir yansıması olan çok güzel bir kütüphane. Onların hemen karşısında o güzel kitapları, o güzel bilgileri alabileceğimiz, farklı dünyalar yaşayabileceğimiz çok güzel 2 tane koltuğumuz var. Ve evin obsesyon artık seviyesindeki o güzel temizliğini, düzenini sağlayacak olan Dyson'ın o süpürgesi. Çok güzel gerçekten. O film oturup burada gerçekten senaryo yazarım. Film yazarım burada, kitap yazarım. Çok güzel, çok rahat. Villan çok oturma, fresh. Villanın 2. Evet. Katının oturma alanı. Ya böyle şeyleri biz şundan dolayı çok seviyoruz. Aşağıda bir yaşam alanı sunduk. Girdiniz, orman manzarasını gördünüz. Hı hı. Çatı katında bir yaşam alanı sunduk. Dilenirse orada bir çocuk kendi dünyasını yaşayabilir. Ayrıca bir de yatılı bakıcı kalabilirdi. Şimdi az önce ilk bir tarafa biz eğlenmeyi çok seviyoruz. Size de eğlenceli videolar çıkarmak istiyoruz. Ama bir taraftan bu sofa alanı bize ve aileye aslında birçok avantajı yanında getiriyor. Neden villa özelleştirdiğimizi aslında bizim bu çektiğimiz villalardan da, villaların içerisindeki burada özelleştirilen tüm alanlarla da aslında anlayabilirsiniz. Villayı gezmeyi, villa değerlemeyi, villaları tanıtmayı o yüzden çok seviyoruz. Çünkü villa normal daireden daha ziyade çok yaşayan bir ev. Yani yaşayan ev kavramı aslında villalarda daha baskın diyebiliriz. Yani şu alan bile sadece evin çok farklı anılarının yıllarca taşıyabilecek, yaratabilecek çok güzel bir alan. Daha fazla lafı uzatmayalım. İçerideki odalara bakalım. Çünkü onlar da çok güzel. Buyurun. Sofa alanından çıktık. Aslında merdivenin bizi buradan getirdiği düşünülürse hemen solda yine ormana cephe bir ebeveyn odamız var. Bu evin ana yatak odası. Buyurun. Yine çok güzel Mudo mobilyalarla burası da dizayn edilmiş. Manzaramız gayet güzel. Şu manzaraya şimdi az sonra çıkacağız. İnanılmaz bir yer. Mükemmel fresh bir yatak odası dizaynı. Arkada hasır detaylar. Yatak yüksek normalden. Böyle bir size Ege'de hissettiriyor. Bana Ege'de hissettiriyor bu ahşap detaylar. Öyle. Dolabın retroluğu ayrı bir konu. Metrekare olarak yine standarttayız. Standart, ellenmemiş bir durum ama inanılmaz da mobilyaların kullanışıyla beraber ferah bir kullanım, yaşam alanı oluşturulmuş burada. Giyme bölümümüz yine çok, yine kelimesi, yine ne demek? Yine derken Papua Yeni Gine. Old School Downtown. Evet. Banyomuz standart kalmış. Ben onu soracaktım. Şimdi aşağıdaki banyoyu, girişteki misafir banyosunu değiştirmişler. Ben en azından kullanıcı açısından buralarında diyeceğim de mobilyaların sanki değişmişler. İşte ben biraz farklı bakıyorum bu konuya. İçeride devam eden o country hava aslında buradaki bu taşlardaki bu işte işlemeler. Ne bileyim buradaki bu düz endişesiz dizayn edilmiş bir tezgah. Hani dolapların 70'ler 80'ler algısı. Hani sorun değil yani. Bu villada çok ön planda yerler var. Tabii ki daha farklı yapılabilir. Örnek veriyorum şimdi bizim arkamız yine orman. Bu villada burayı komple kırıp burada cama karşı çırılçıplak falan böyle duş alma şansınız da oluşabilirdi. Burada sarı kart dememek için YouTube'dan hemen konuyu hızlı bir şekilde diğer odalara bağlıyoruz. Bir espri öğrendim. Kayseriler sarı, Malatyalılar yok. Kayseriler kırmızı, Malatyalılar sarı denmiş. Ne ya? Neyse anlayanlar. Bugün keyfimiz çok yerinde. Hava çok güzel çünkü. Çok özür dilerim ama buna da değinmek istiyorum. Kamerası ona yakın yer. Bence mükemmel de bir tablo var. Ev sahipleri çok zevkli. Yani gerçekten ev sahipleri bir evin tüm dokusunu, temasını oluşturuyor. Yani bunu artık konuşmamıza gerek bile yok. O yüzden evlerinize önem verin. Elinizden geldiği kadarıyla yaşadığınız alanların değerlendirin. Onları yoksa kendinize doktor, özel. Yoksa doktor. Yoksa doktor. Yani bu sizi siz yapan, ev ev yapan şeylerden biri. Burada bir çocuk odamız var. Aslında genç odası. Burada normalde orijinal Angora Evleri villalarında 2 tane oda olur. Ama burada o 2 oda birleştirilmiş bir genç için büyükçe bir yaşam alanı oluşturulmuş. Beyefendi burada kendine güzel bir çalışma alanı yaratmış. Yine tavan yüksekliği, dolap kullanımları. Burada da aynı şekilde olduğu gibi dolap kullanımları. Çok ferah hissettiriyor. Odayı hiç bölmeden, dokusunu o tasarımını bozmadan gayet güzel olmuş. Yine burada çok ferah bir balkonumuz var. Doğramalar aynı. Standart duruyor. Güzel abi, çok güzel. Evet. Yani normalde buradan bir duvar var ve burada bir 2. çocuk odası var. Bu kapı ne kapısı? O kapı hala tutmuşlar kapıyı. Aslında o odanın kapısıymış o. Bakayım. Kapı komple kapatılırsa orta alandan girmek mümkün. Ha, buradan bir kapısı var. Tabii, normalde burası kapalı. Kapıyı buradan açmış. Bir oda burada, bir oda burada. Şimdi anladım. Evet, şimdi hatırladım. Burası da genel banyomuz. Bu katın genel banyosu. Aynen. Burada da daha önce sıkça bahsettik, farklı alternatifler üretmek mümkün. İşte bu odaya, bu banyoyu bir ebeveyn banyosu gibi bir kapı açarak bu odaya hizmet haline getirmek mümkün. Zaten oradaki ebeveyn banyosunun o odaya hizmet ettiği düşünülürse. Ama tamamen kişisel zevklere kalmış tabii ki. Şimdi buradan sizi bizim de gerçekten çok keyif alarak anlatacağımız ve kapanışı yapacağımız Bodrum katına ve o güzel bahçeye gönderiyoruz. Görüşürüz orada. Görüşmek üzere. Merhaba. Seha. Bu güzel çatı katında, bu evin en güzel kısmı olan bu ferah 85 metrekare diye Can'ın bahsettiği evet, güzel yaşam alanında villayı sonlandıracağız. Peki ses tonunun değişmesin bana mı özel oldu, buraya mı özel oldu? Yani Bang Olufsen ses sistemlerinin burada güzel akustiğini bozmamak adına bu 6 oktav ses tonuna inmek ya da çıkmak durumunda kaldım. Can... Evin hep, en güzel alanlarından. Evet, evin en güzel alanı. Hep konuştuğumuz, dedik ki hatta hep Angora evlerinde güzel Bodrum'da bir villa çekelim. Biz de gezelim, değerlemesini de yapalım. Kesinlikle. Tanıtımını da yapalım. Hem de satalım. Hem de satalım, kiralamasını da yapalım. Abi birazcık buradan bize bahset. Tavan yükseklikleri yüksek. Bir burada yine bir banyomuz var. Herhalde aktif olarak kullanılıyor. Sen deyim. Şimdi burası Angora evlerinin Bodrumlu villalarından bir tanesi. Toplamda 945 tane villa var burada. Bunun 232 tanesi Bodrumlu. Ayrıca 15-16 tane de yerine konumuna göre çift Bodrumlu olan, kod farkının çok yüksek olduğu yerlerde çift Bodrumlu olan villalar var. Burası yine aslında farklı bir şekilde dizayn edilmiş. Yine orada bir kapı görüyorsun, burada bir kapı görüyorsun. Normalde orada bir oda var. Burada ayrıca bir salon alanı var. Buradaki oda yok edilmiş. Daha küçük böyle bir depo alanına çevrilmiş. Burası yüksek ihtimalle bizim de düşündüğümüz gibi ev sahiplerinin de en çok kullandığı alanlardan biri olduğu için buraya ikinci bir mutfak ufaklıkla konulmuş ve yüksek ihtimalle zaten en çok vakit burada harcanıyor. Kesinlikle. Burada bir yemek alanı, isterseniz burayı aktif olarak kullanmak isterseniz rahatlıkla 8 kişinin yemek yiyebileceği bir alan. Yine ufak tefek böyle hani kokteylvari ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir alan da burada var. Çünkü hemen orada sizin için çok keyifli olabilecek yaklaşık 800 metrekare kullanım alanı olan bir bahçeniz var. Buradan ta ocağa kadar devam ediyor. Buranın en keyifli yanlarından bir tanesi, kamera muhakkak o açıya inecektir. Böyle oturduğunuz zaman yeşilden başka hiçbir şey hem de villanın Bodrum katında görmüyorsunuz. Yani villa komple manzaralı. Bambaşka gerçekten yani. Hani anlatacağımız burada belki çok fazla şey var ama çok güzel özetledim burayı. Şimdi villayı sonlandırırken sizi buradan bahçeye göndereceğiz. Biz de o sırada ayakkabılarımızı giyelim, hazırlanalım ve sizi bahçede... Evet, orası çok özel bir alan. Oraya ayrı bir özen göstereceğiz. Görüşürüz bahçede. See you. Şimdi binlerce yorum geliyor videolarımızın altına. O yüzlerce binlerce yorumun en çok beğenilen ve dikkat edilen ellerimizdeki kahve bardakları. Ristretto Bianco, Starbucks'ın özel seri Kenya kahvesine hazırlanan bu güzel laktozsuz kahvelerimizi bundan sonraki çekimlerde kullanmayacağımıza kullanmama kararı aldık. Dair sözümüzü burada veriyoruz. Can, gerçekten çok güzel bir bahçe. Evi tamamlamış. Evi kesinlikle. Yani %100'e tamamlamış bir alandayız. Şöyle birazcık gezeyim diyeceğim de ev bir dönüm metre, yani bir dönüm alanı var diyorsun. Villanın konumlandığı. Sol tarafımızda bir beyefendi, çok ya da bir hanımefendi. Çok güzel bir havuz yapmış. Bir havuz yaptırmışlar. Sağ tarafımızda yine bir 4000 euroluk bir güzel bir köpeğimiz. Ve çay yolunun herhalde görebileceğimiz en çok ağacının, en çok yeşilini bir arada toplamış Hacettepe Üniversitesi ormanına bakıyor villamızın arka bahçesi. Şöyle çok özel bir villanın, zaten özel villalarından birindeyiz Angora evlerinde ve zaten çoğunlukla çektiğimiz villalar aslında hep özel villalar oluyor. Özelden kastım şu, bazı ürünlere fiyat belirlemek her zaman çok kolay olmaz bizim için. Çünkü emsal olan ürünler çok azdır. Bu sırada, bu sitede, bu sırada bu şekilde olan 18 tane villa var. Ve bunun 6 tanesi yukarıda ayrıca şekilde konumlanmış. 6 tanesi de burada ayrıca şekilde konumlanmış durumda. Aslına bakarsan bu villa Angora evlerinin 954 villasının içinde belki de ilk %3, %4'te olan özel konumlu bir villa. Çok daha iyi yapmak tabii ki mümkün. Çok daha farklı renovasyonlarla bu villayı uzay mekiği haline getirebilirsiniz. Ama her şeyden önce, bu taşı satın almadan önce alacağınız bu manzara paha biçilemez. Kesinlikle çay yolunda hele böyle bir sitede, böyle bir lokasyonda bu kadar büyük metrekareye sahip bir ev satın alıyorsun, bahçesini kesinlikle satın alıyorsun. Şu manzarayı, şu ferahlığı satın almak çok aslında bambaşka bir olay. Yani ev almak değil sadece. İçeri yaparız, bir mimara veririz. Kesinlikle. Mimar evin içerisine son moda, son teknoloji, belki de son tasarım yapabilir ama böyle bir bahçeye sahip olmak, böyle ferah, böyle yani artık böyle daha fazla çok böyle daha dersem farklı bir, evet yani konu bitmeyecek orada. Şimdi aslında bir taraftan da dokunmak istediğim başka bir nokta daha var. Bu villa böyle sessiz, sakin, daha country bir şekilde bırakılmış. Ama gerçekten bir ölçmeye kalkarsak, buraya aslına bakarsanız bir sonsuzluk havuzu yapmak, bu manzaraya bir havuz gömmek çok keyifli olurdu. Mülk sahipleri buraya bir oturma alanı oluşturmuş. Yazları burası mükemmel bir hani bir yaz halini bir düşünsen, bir tarafta şehrin ışık manzarası var. Buraya yaklaştıkça, bahçenin ucuna geldikçe şehir tarafının, Çayyolu tarafının ışıklı, işte bu bölgenin en yükselen değerlerinden bir tanesi Beytepe Mahallesi orası. Hı hı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Kanuni Sultan Selim Bulvarı, pardon özür dilerim. Yavuz muydu lan? Takılıyorum. Beytepe Caddesi'nin sağında solunda şu anda Ankara'nın metrekare birim fiyatı en yüksek olan projeleri var. Sola dönersek şu anda Ankara'nın metrekare birim fiyatı hesaplanamaz tek ormanı. Belki. Ve onun arkasında kalan Bilkent'in o muazzam bölgesi. Bu arada birazcık bahçeden bahsetmek isterim. Bahçede sarmaşıklarımız var, hanım elimiz var. Güzel burada top mazılar kullanılmış. Hı hı. Tahmin ediyorum şurada ya elma ağacı ya da armut ağacı olması gerekiyor. Şu sol tarafta yani hemen benim sağımda gördüğünüz ithal çamımız, hı hı, şu ithal mavi çamımız. Şu an senin söylediğin gibi paha biçilemez bir seviyeye kesinlikle gelmiş. Yıllanmış, inanılmaz güzel büyümüş. Hatta burada sol tarafta onun bir de küçüğünü görebiliyoruz. Şu evet anda hani merak edenler olur belki ama 1-2 metreleri 18-19 bin liradan başlıyor şu anda bu ithal mavi çamlar. Güzel bir hamamımız var orada. Çok güzel bir kokusu var bahçenin, mükemmel. Çok ferah ya, hiç bahçeyi öldürmemişler. Şehir kalabalığından çok uzakta. Bazı gergin köpek arkadaşlarımızla beraber vakit geçirirken burada yaklaşık 750-800 metrekare saf bahçenin tadına varabilir takipçilerimiz. Olur da bir şekilde bu villayı satın almak isteyen olursa Alp Bey'e veya bana rahatlıkla ulaşabilir. Ama biz onun öncesinde bu bahçenin keyfini doyasıya çıkarmak ve size bütün detaylarıyla anlatmak için buradaydık. Buna benzer bahçe bir de aslına bakarsanız ilk videolarımızdan birinde tanıtmıştık. Evet. O da şehre doğru bakıyordu. O da Angora Evleri'nin diğer bir çıkışındaydı. Böyle güzel villaları pazarlamak bizim gibi uzman ellerde çok daha keyifli bir hale geliyor. Ne düşünüyorsun? Ağzına sağlık Can. Çok teşekkür ediyorum bugün bize bu güzel villayı anlattığın için. Ben de destek olmaya çalıştım bu konuda sana. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızın altına güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Binlerce yorumların hepsini okuyoruz. Yüzlerce yorumun hepsini okuyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.